Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar Tarih Öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir TYT denemesi çözeceğiz. E, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Çünkü haftada iki tane TYT, iki tane SOS1, iki tane de SOS2 denemesi paylaşıyorum. E, yorumlarda yine kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı lütfen belirtin. İlerlemenizi bu şekilde görebilirsiniz. İsterseniz hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Buna göre durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Orta Asya'da yaşayan Türk kadını ok atar, ata biner, kılıç sallar, en az erkekler kadar iyi savaşırdı. Göktürk devletine gelen Çin beyleri Türk kadınlarının at sürüşünü, ok atışını görünce hayret ederler, haliyle çekinirler, pek fazla konuşamazlardı. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Toplumda her Türk asker doğar düşüncesinin hakim olduğu. Bakın kadınlar da iyi bir savaşçıymış arkadaşlar. Tabii ki Doğru. Her Türk asker doğar düşüncesi hakimdir. Türklerin askeri açıdan Çinlileri etkilediği böyle bir şeyden bahsedilmemiş arkadaşlar. O yüzden ikinci öncülü alamayız. Göktürk Devleti zamanında Çinlilerle diplomatik ilişkiler kuruldu. Burada herhangi bir anlaşmadan vesaire de bahsedilmemiz. Sadece Çin beyleri Orta Asya'daki Türklerin yanına geliyormuş arkadaşlar. O kadar yani Göktürk Devleti'ne geliyormuş. O yüzden diplomatik bir ilişkiden de bahsetmemiz mümkün değil. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Buna göre Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sultan Alparslan 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Ovası'nda kılınan cuma namazında halifenin gönderdiği şu hutbeyi okumuştur. Allah'ım, İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma. Ya Rabbi, Alparslan'ı düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir. Zira o senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. Peki arkadaşlar şimdi bakalım öncülerimize. Cihat savaşları yaptı. Yani dini yayma savaşları arkadaşlar tabii ki doğru. Siyasi olarak Abbasi halifesine bağlı hareket etti. Hayır arkadaşlar tabii ki sadece dini olarak halifeye bağlı yani siyasi bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil bağımsızlığını tam olarak sağlayamadı. Hayır tabii ki arkadaşlar. Bunu da söyleyemeyiz. Şu an bağımsız bir devlet olarak e, Malazgirt Ovası'nda kılınan cuma namazında hutbe okutuyor zaten. E, bu e, hükümdarlık alametidir. Bağımsızlıktır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Karlofça anlaşmasının aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu durumun nedeni olarak gösterilemez? Karlofça Anlaşması, Osmanlı Devleti'nin 1683 yılında başlayan 2. Viyana Kuşatması ve sonrasında Batı'da Osmanlı'ya karşı oluşturulan Kutsal İttifak Savaşları'nın siyasal bir sonucudur. Osmanlı tarihi için çok önemli bir dönüm noktası olan anlaşma, klasik tarih anlatımlarında gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Osmanlı Devleti'nin ilk kez çok büyük miktarda toprak kaybetmesi tabii ki gerileme döneminin başlangıcı olabilecek bir sebep arkadaşlar. Doğru. Macar halkının Avusturya'nın hakimiyetine girmesi yine olur arkadaşlar tabii ki. E, ee, Karlofça Anlaşması'nın kötü bir özelliğinin göstergesidir. Tarafsız bir bölge olan Karlofça'da imzalanması bu durumun bir nedeni değildir arkadaşlar. Yani imzalanabilir tabii ki bunda bir sıkıntı olmaz. Saldırgan politikaların yerini savunma döneminin alması. Arkadaşlar bir devlet güçlüyse ne yapar? Saldırır, değil mi? Eğer gücünü kaybetmeye başladıysa en azından topraklarımı kaybetmeyeyim düşüncesiyle savunmaya geçer. Bu da yine olur tabii ki. Osmanlı Devleti'nin ilk kez daha önce protokolde Moskov Prensi dedikleri Rus çarının imparatorluk ünvanını kabul etmek zorunda kalması da yine Karlofça Anlaşması'nın sonucunun bir göstergesi arkadaşlar. Bu durumun nedeni olarak gösterilebilir yani gerileme döneminin nedeni olarak gösterilebilir. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İstanbul Nutku'na bakılarak Mustafa Kemal'in aşağıdaki gelişmelerden hangisine vurgu yaptığı söylenemez. Vatandaşlarım, 8 sene evvel mustarip ağlayan İstanbul'dan kalbim sızlayarak çıktım. Uğurlayanım yoktu. 8 sene sonra kalbim müsterih olarak gülen ve güzellemen İstanbul'a geldim. İki büyük cihanın birleştiği noktada Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin göz İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan bir şehirdir. 8 sene önce buradan ayrılırken kalbi yaralı olanlardan biri de bendim. 8 sene toplumumuzun yeni girdiği devrin tarihi içine aldığı ihtilallerin, inkılapların neticeleriyle doludur. Aziz İstanbul halkına sarayın içinde konuşuyorum. Yalnız artık bu saray milletin sarayıdır ve ben burada milletin bir ferdi, bir misafiri bulunmakla bahtiyarım. Peki arkadaşlar bakalım şimdi şıklarımıza. İstanbul'un itilaf devletlerinin baskısından kurtarıldığına tabii ki ulaşabiliriz arkadaşlar çünkü burada İstanbul'un artık kurtarıldığını gayet güzel olduğunu iyi olduğunu söylüyor arkadaşlar kalbi müsterih olarak İstanbul'a geri döndüğünü söylüyor devlet yönetiminde veraset anlayışının önem kaybettiğine tabii ki ulaşabiliriz çünkü gördüğünüz gibi artık halk egemenliği söz konusu. İstanbul'un devletin başkenti olma özelliğini koruduğuna ulaşamayız arkadaşlar e, biliyorsunuz zaten Ankara başkent olmuş olacak e, ve burada İstanbul hala başkenttir gibi bir söylem yoktur milli egemenlik kavramının ön plana çıkarıldığına özellikle arkadaşlar son kısımdan bunu çıkarmamız mümkün çünkü bu saray milletin sarayıdır diyor yani artık milli egemenlik söz kanısıdır. Milli mücadelenin İstanbul dışında bir yerde başlatıldığını, zaten birkaç kere İstanbul'dan ayrıldığından bahsetmiş arkadaşlar değil mi? İstanbul'dan kalbi sızlayarak çıkmış ve demek ki milli mücadele tabii ki İstanbul dışında başlatılmıştır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu müfettişi sıfatıyla Samsun'a çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkar çıkmaz üzerinde durduğu konulardan biri Anadolu'nun diğer bölgelerinde açılmış bulunan müdafaa hukuk ve reddil hak cemiyetleri ile temasa geçmek, ikinci olarak da Pontusçu Rum çetelerinin bozduğu bölgenin güvenlik sorununu çözmek olmuştur. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti tarafından Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a gönderilmiştir. Hayır arkadaşlar, İstanbul Hükümeti tarafından bu Pontusçu Rum çeteleriyle Türkler arasındaki karışıklığı çözmek üzere gönderiliyor. Milli Mücadeleyi başlatmak için gönderilmiyor. Karadeniz ve çevresi Rumların çalışmalarından olumsuz etkilenmiştir. Tabii ki arkadaşlar Rum çeteleri bölgenin huzurunu bozuyor. Yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk adı altında birleştirilmiştir. Hayır arkadaşlar bu zaten daha ileride ol olacak bir durum. Yani Samsun'a çıktığında hemen bunu yapmayacak tabii ki. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.